İbrahim suresinin dördüncü ayetinde ve ma erselna min rasûlin illâ bilisâni kavmihi her elçiyi ki elçi burada kitaptır, Allah'ın kitabıdır. Çünkü Rasul kelimesinin Arap dilinde birinci anlamı getirilendir, ikinci anlamı getirendir. Yani getirilen söz, getirilen söz bu. Getiren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için her Rasulü kendi kavminin diliyle göndeririz ki E ve maarsalenemil resulun bil sani kavmi li yubeyine lehum. Onlara her şeyi açık açık anlatsın diye. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Türk Türk toplumuna gelmesi için Arap diliyle mi gelmesi lazım? He? Peki Kur'an Arapçadır. Başka dille olmaz dediğiniz zaman o zaman bize gelmemiş oluyor değil mi? Arapça olmasının tek sebebi neymiş? Resulullah'ın Arap olmasıdır. Başka bir sebebi yok. Tabii ki Kur'an'ın Arapça metni Cenab-ı Hakk'a ait olan dildir. Hiç bu, bunu olduğu gibi bütün güzelliğiyle aktarmak mümkün olmaz. Ama olabildiğince aktarırsınız bir şeye, insanların diline ve insanlar görür, ha işte bu derler.